Herkese selam. Nasılsınız arkadaşlar? Oo, sayıya bak sen ya. Bomba. 45-46 kişi var. Bir anda beni böyle duyunca ne oluyor falan oldunuz. Aa, benim ekip de buradaymış. Vay canına, vay canına. Yine Türkiye'nin dört bir yanına ders yapmaya devam ediyoruz, öyle mi? Ya yemin olsun harikasınız ya. Çok iyi ya, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bakayım mı? Yes, buradayız hocam. Yalnız bırakmıyoruz. Cennete giremeyecekler. Tam kadro burada hocam. Sistem yöneticisinden mesaj ver. Mete olabilir. Sizi iyi gördük. Asla yalnız yürümeyeceksin. Sesiniz gelmiyor. Gelmiyor mu sesi? Bence geliyor ya. Sen bir ses ayarlarını kontrol et bence. Evet canlarım, ciğerlerim. Yarışmaya nereden katılıyoruz? Hangi illerden katılım var bakayım bugün? Gelsin iller. Şırnak, Adana, Batman, Gaziantep, Kırıkkale, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Gaziantep, Ankara, Maraş, İzmir, Ankara. Oo, Gaziantep'ten katılan çok herhalde. Erzincan, Nevşehir, Adana, Adana yazan var. Konya. Yok mu arttıran ya? İstanbul, Afyon, Kırşehir, Kütahya, aman tanrım. Türkiye'nin dört bir yanında ders yapıyorum. Hadi denenin, denenin. Peki ben nereliyim? Bilen var mı benim nereli olduğumu? Bilen tayfa söylemesin benim öğrencilerden. Sizce nereliyim? Trabzon diyen var. Gaziantep diyen var. İzmir diyen var. Bursa diyen var. Aydın, Konya. İzmir olabilir misin? Bilmem, olabilir miyim? Fransa, İstanbul var. Manisa var. Oo, müthiş. Türkiye, Ankara, Eskişehir. Maşallah Türkiye'nin dört bir yanından doğdum yani. Evet arkadaşlar, yemek diyarı, gastronomi şehri Gaziantep'ten ben de yarışmaya katılıyorum arkadaşlar. Baklavası beyranıyla meşhur yerden. Evet, iki gözümün çiçekleri. Bugün sizinle ne işleyeceğiz bakalım? Söyleyin bakalım. Sinir sistemi. Beni ilk defa gören arkadaşım var mı? Lehmacun. Ben, Nisanur, çok şey kaybetmişsin. İshak, Serhat, Nihat, Eda, Ebrar. Ayşenur, Tuğçe, siz beni nasıl tanımazsınız ya? Evet öğrencilerim, beni tanımamaları nasıl bir kayıp? Söyle bakalım onlara. YouTube videoları bugün yükleniyor. Dersten sonra YouTube videosu çekeceğim. Tabii arkadaşlar, bizi takip etmeyen çok şey kaybeder. Tek uzamda AYT derslerini de vermeye devam edeceğim. TYT derslerini veriyorum. Ve zaman kaybının önüne geçmemiz lazım. Daha kısa sürede sonuca varmamız gerekiyor. Dersimiz bir 45-50 dakika kadar yaparım diye düşünüyorum arkadaşlar. Çayınızı, kahvenizi alın gelin. Lütfen. Size biyolojinin aslında ezber olmadığını anlatmaya çalışacağım. Evet, ezber yerlerimiz var. Kabul ediyorum arkadaşlar. Bu kesin. Ama ezberin haricinde de inanın çok mantık kurabileceğimiz yapılar var. Meyve tabağını hazırlayıp gelenler var. Kodlamalar var bizde. Bizde yok yok yani. Bizde hazırlanırsanız artı özellik kazanırsınız. Mesela benden burada TYT dersi alan öğrencilerimiz var. Onlar yorum yapsınlar. Desinler ki işte ben kaç nette başlamıştım, şu an kaç nete geldim.
Bir bunları size hemen hızlı bir şekilde söylesinler. Ona göre de biz de gerekeni yapalım sizler için arkadaşlar. Hocam katılım gayet iyi. İsterseniz tam 60 dakika yapabilirsiniz. Tamam, belki de. Hadi katılım sayısına göre değerlendirelim. Bir de şey 100 oluyormuş. Sıfır 5.6'ya. Oo. Serkan düşünün. Şimdi bu tanıtım dersi olduğu için AYT'nin ilk konusuyla başlayacağım. Sinir sistemi anlatacağım bugün size. Sinir sistemi güzel bir konudur, sevdiğim bir konu. AYT biyoloji derslerimiz şu günler olacak. Çarşamba ve cumartesi günleri. Çarşamba büyük ihtimalle ya 7 ya 8'de olacak. Cumartesi günleri de 4.30'da olacak diye biliyorum. Yani ona da ne zaman başlıyoruz? Bu hafta bitiyor. Cumartesi günü ders yok. Çünkü yılbaşından dolayı. Haftaya çarşamba günü başlamış oluyoruz. TYT'yi bitirdik arkadaşlar. Biz bu hafta yani yarın pardon özür dilerim. Çarşamba günü TYT konularımızı bitirmiş oluyoruz. Düşünün bizde TYT bitti yani çoktan. Ve şöyle bir durum var. Eğer Çiğdem Hoca ile kazan kodunu uygulayarak %20 indirim sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de böyle bir durum söz konusu. Zaten şimdi notları göreceksiniz. Ben böyle çok ekstra övmeye girmek istemiyorum. Siz zaten farkı göreceksiniz arkadaşlar. Buyurun gelin AYT'yi 13'te 13 yapalım sizinle beraber. İnşallah güzel bir şekilde ilerlersiniz. Hemen söylüyorum. YouTube ve Instagram adreslerim Çiğdem Hocam. Takipleriniz gelsin. Oradan soru çözüm videoları falan da paylaşıyorum. Arkadaşlar ben tek düzeyde hem KPSS grubu öğretmenlerine hem TYT AYT grubu öğretmenlerine ders veriyorum. Aynı zamanda Bilgisayar Mal yayınlarında soru yazıyorum. Aynı zamanda eğitim koçuyum. Realde dersler anlatıyorum. Kendi bireysel derslerim mevcut. Gibi gibi gibi. Bir sürü ekstra yapılar var açıkçası. Buyurun gelin hep beraber bu yıl her şeyi halledelim. Benim indirim kodundan yararlanın arkadaşlar. Bunun da çok büyük artısını göreceğinizi söylemem mümkün. Hadi bakalım. Şöyle bir katılım artsın diye birkaç dakika bekledim. Şimdi AYT işliyoruz. AYT'de sinir sistemi konusunu anlatacağım. 50 kişi var sevgili arkadaşlar. Vakit kaybetmeden başlayalım canlarım benim. Arkadaşlarınız varsa hemen derse davet edin. Onlara link gönderin, gelsin bir katılsın, dinlesinler, tamam mı? Benim referansımla gelen bu yayına katılan herkese %20 indirim yapılacak, haberiniz olsun, kaçırmayın. Evet canlarım, AYT sinir sistemi ile başlıyoruz. Bakacak olursak sinir sistemi AYT'nin ilk konusu. Sinir sistemi olabildiğince önemli bir yapıya sahiptir. Neden mi? Hadi gelin bakın birlikte öğrenelim. Denetleyici ve düzenleyici sistem, sinir sistemi, endokrin sistem ve duyu organları olmak üzere 3 tane başlık altından incelenir. Ve bakacak olursak sinir sistemi kısmında şunu değerlendirmemiz mümkün. Sinir sistemiyle daha hızlı tepki veriyoruz aslında uyarılara ama hormonal sistemle daha yavaş tepki veriyoruz. Mesela hemen bir örneğini görelim. Ne oluyor ya dediniz bak. Şu anda herkes dedi ne oluyor ya? Biri kulaklığı attı, öbürü başka bir şey yaptı. Bak sinir sistemlerine daha hızlı tepki veriyoruz ama hormonal sistemler daha yavaş çalışır. Bunu unutmayalım. Şimdi bu kim olsun arkadaşlar? Hadi buraya Serkan'ı yazalım. Serkan'ın iki tane ayağı var. Biri sinir sistemi, diğeri ise hormonlarını oluşturur. Ki bakacak olursak sevgili arkadaşlar, eğer ki Serkan'ın ayağından biri kırılırsa, yani sinir sistemi ya da hormonları zarar görürse diğerlerini de etkileyebilme olayı söz konusudur. Bunu unutmuyoruz. Peki reseptör ne demek sevgili arkadaşlar? Reseptör alıcı hücrelerdir. Ve bunlar duyu organlarımızın içerisindeki alıcı hücrelerimizi ifade eder. Mesela size bir soru. Biz beynimizle mi görüyoruz, kulağımızla mı işitiyoruz ya da derimizle mi bir yere dokunuyoruz? Evet, gelsin cevaplar hızlı bir şekilde. Hepsi yanlış Serkan. Tabii ki de biz bunların hepsini beyinle gerçekleştiriyoruz. Beyin bunları bir aracı olarak kullanıyor. Resmen duyu organlarını bir işçi olarak kullanıyor beyin bakacak olursan. İşte duyu organlarında sevgili arkadaşlar bu reseptörler yani alıcı hücreler bulunmakta. Örneğin gözde
ışığı algılayan, ışık olan sevgili arkadaşlar, unutmayalım ki fotoreseptörlerin olduğunu söylememiz mümkün. Mesela deride basıncı algılayan mekanoreseptörlerin olduğunu söylememiz mümkün. Bunların hepsinin detaylarını duyu organları kısmında size vereceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sinir dokuya. Bakacak olursak sinir doku iki kısma ayrılıyor. Nedir hocam bunlar? Nöron ve nöroglia olmak üzere iki kısma ayrılır. Bakacak olursak nöron bizim ana sinir hücrelerimizdir arkadaşlar. Nöroglialar ise yardımcı hücrelerimizi ifade eder. Peki ana sinir hücrelerimiz bölünebilir mi? Arkadaşlar bölünemeyen hücrelerin hemen kodlamasını şöyle vermek istiyorum size. Lütfen not alalım. Bölünemeyen hücreler. Evet, bakalım bunlar nelermiş. Kodlama gelsin sevgili arkadaşlar. Kodlamamız CARS. Nedir bakalım hocam? Hemen söylüyorum. Kas hücrelerimiz bölünemez. Olgun al yuvar hücreleri bölünemez. Retina hücreleri bölünemez. Ve sinir hücresi unutmayalım ki bölünemez sevgili arkadaşlar. Bölünemeyen hücrelerin kodlaması neymiş hocam? Kodlama gelsin arkadaşım. Kodlama CARS. Demek ki buradan ben şunu anlıyorum. Nöron hücrelerimiz bölünemez. Buraya lütfen ana sinir hücresi diye ekleme yapalım. Neden? Çünkü nöroglia yani yardımcı hücreler bölünebilme özelliğine sahiptir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Peki hocam ana sinir hücrelerimiz neden bölünemiyor da nöroglia hücrelerimiz bölünebiliyor? Anne karnında 3 aylık dönemdeyken yani embriyonal gelişim segmentasyon evresinde sevgili arkadaşlar unutmayalım ki ana sinir hücrelerimiz sentrozom organellerini kaybederler. Yani anne karnından sonra doğduğunuzda dünyaya geldiğinizde ana sinir hücreleriniz sentrozom organelini kaybetmiştir. Bundan dolayı ana sinir hücreleri bölünemez ama ona yardımcı hücreler bölünebilme özelliğine sahip. Demek ki yardımcı hücrelerin sentrozomları vardır. Bunu unutmayalım. Ana sinir hücrelerinin sentrozomları yoktur. Bu ikisi arasındaki detaya dikkat edelim. Sentrozom organeli olmadığı için bölünemez. Yardımcı hücrelerin sayısı ana nöronların yaklaşık 10 ila 50 kat daha fazlası yapıya sahiptir. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bir yerde genelde bir tane müdür olur ve onun birden fazla yardımcısı olur. Yani müdür yardımcıları. Her zaman müdür yardımcılarının sayısı müdürün sayısından daha fazla bir yapıya sahip olur. Bak buradan yakalayabilirim. Demek ki ben nöron hücrelerine müdür dersem nöroglia hücreleri müdür yardımcısı olabilir. Bunu bu şekilde aklında tutabilirsin. Şimdi bizim müdür yardımcılarının çeşitleri var. Nelerdir hocam bunlar? Unutmayalım ki mikroglia hücrelerimiz, astrositler, şivan hücreleri, oligodendrositler ve ependimal hücreler olmak üzere 5 gruba ayırıyoruz arkadaşlar. Peki nelerdir hocam bunlar? Bunların yapıları nelerdir? Vallahi hocam biz Türkçeyi zor konuşuyoruz. Sen bir de işin içine Latince katıyorsun. Arkadaşlar şunu unutmayın. AYT'nin büyük bir çoğunluğunda Latince kelimeler elbette ki göreceksiniz. Ama şöyle düşünün. O kelimeyi bir kere öğreniyorsunuz. Belli tüyolar veriyorum size bu noktada ve onu kullanarak unutmayın ki takır 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 soruları cevaplıyorsunuz. TYT gibi değildir bakın AYT biyoloji. TYT biyoloji öğrenirsiniz, soruları çözmekte gerçekten zorlanabilirsiniz. Ama AYT biyolojideki durum nedir? Siz soruları çok rahat çözebilirsiniz. Bir kere öğrenmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi gelelim bunların açıklamalarına yani nöroglia çeşitlerine. Canlarım benim bakacak olursa mikroglia hücreleri var nöroglia çeşitlerinden. Görevi nedir? Savunma. Nereden aklıma gelsin hocam? Hemen sana tüyoyu veriyorum. Bak şuradaki mikrop bağdaştır. Vücudun mikroplara karşı savunma içerisine geçer. Demek ki senin sinir hücrelerinde mikroplara karşı mikroglia hücrelerin savunma yapabilme özelliğine sahiptir arkadaşlar. Bunu unutma. Astrositler unutmayalım ki kan ve beyin arasında madde alışverişini sağlayabilme özelliğine sahiptir.
Peki hocam, şöyle bir değerlendirme yapalım. Neden beynin beslenmesi gerek? Beyin beslenmeden arkadaşlar gelişim gösterebilir mi? Tabii ki de hayır. İnsanoğlu özellikle de beyincik kısmı gelişmeden doğan bir yapıya sahiptir. Oranın beslenmesi lazım, beynin beslenmesi lazım. Zaten birazdan göreceğiz. Beynin kıvrımları içerisinde ince zar vardır. Bu ince zar beynin beslenmesini sağlar. Bu noktada sevgili arkadaşlar, astrositler de kan içerisinde bulunan besinleri beyne taşır ve beyindeki oluşan atıkları da tekrardan kan hücresine verir. Yani bir madde alışverişini sağlayabilen özelliğe sahiptir diyoruz. Oligodendrositlere geldik. Oligodendrositler unutmayalım ki merkezi sinir sisteminde miyelin kılıf oluşturabilme özelliğine sahiptir arkadaşlar. Mesela şey diyeyim, şehrinde Oli Market olan var mı? Mesela Gaziantep'te Oli Market vardır, bilinir. Diğer illerde var mı merak ettim açıkçası. Oli Market diye bir market zinciri var mı? Gaziantep'in genelinde vardır arkadaşlar. Hiç duymadınız. Gaziantep'te mesela Oli Market zinciri var. Ankara demek ki sadece Gaziantep'e özelmiş arkadaşlar. Antep'e özel bir şey daha bulduk arkadaşlar. Bizim bakkal var olur mu hocam? Bilmem, bir değerlendirelim. Eğer Oli ile alakalı bir başlığı varsa bakkalınızın olabilir. Mesela Antep'teki o Oli Market örneğini veriyorum. Anlatırken kolay oluyor benim için. Bak, miyelin kılıf M, Oli, oligodendrositler, merkezi sinir sisteminde miyelin kılıf yapar sevgili arkadaşlar. Bak, buradan açıkladık, bulabildik. Peki şivan hücrelerine gelelim. Hocam şimdi bakıyorum. Miyelin kılıf görevi oligodendrositlerde de var. Miyelin kılıf görevi, peki bakacak olursak sevgili arkadaşlar, şivan hücrelerinde de var. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Şivanda ben bir harf yakalıyorum. Ne? C harfi. C. Ha, tamam hocam. Oli Market'ten aklıma geldi. Unutmayalım ki oligodendrositler merkezi sinir sisteminde miyelin kılıf yapar. Bunları birbirine geçirdim. Şivan hücreleri çevresel sinir sisteminde miyelin kılıf yapabilme özelliğine sahiptir. Sıra geldik sevgili arkadaşlar, ependimal hücrelere. Ependimal hücrelerinin görevi ise, kısaltmasını yazdım buraya, açık halini yazalım. Beyin, omurilik, sıvısını unutma ki üreten bir yapıya sahiptir sevgili arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Şimdi canlarım benim, bakacak olursak şimdi nöroglia hücrelerini öğrenmiş olduk. Nelerdi hocam? Mikrogliyalar, savunma hücreleri, mikroplara karşı savunma. Astrositler, kan beyin arasında madde alışverişi. Oligodendrositler, merkezi sinir sisteminde miyelin kılıf. Şivan hücreleri, çevresel sinir sisteminde miyelin kılıf. Ependimal hücreler, beyin omurilik sıvısını üretebilme özelliğine sahip. Hemen şimdi bunları kalıcı hale getirelim. Ben karışık şekilde yazacağım. Siz de bana görevlerini tek tek söyleyeceksiniz. Hadi bakalım gelsin. Ependimal hücrelerin görevi neydi sevgili arkadaşlar? Ependimal hücrenin görevi. Bakalım kimler öğrenmiş? Hızlı bir şekilde gelsin cevaplar. Evet. Beyin, omurilik sıvısını üretmek hocam. Harikasınız. Peki devam edelim. Mikro gliyaların görevi neydi? Mikrogliyalar. Evet, gelelim. Mikrogliyaların görevini kim söyleyecek bana? Mikroptan aklıma gelecek hocam. Savunma hücresi olduğunu söylemem mümkün. Peki hadi gelsin, bir tane daha gelsin hocam. Hemen söylüyorum. Şu oligodendrositlerin görevi nedir sevgili arkadaşlar? Söyleyin bakalım bana. Oligodendrositler nerede üretmek? Bir miyelin kılıf üretiyordu. Doğru. Görevi miyelin kılıf üretmek. Peki nerede yapıyordu bunu? Oli Market'ten aklımıza gelecekti. Merkezi sinir sistemi. Peki bir tane daha hemen söylüyorum arkadaşlar. Nedir arkadaşım? Hemen söylüyorum. Şivan hücresi diyoruz. Peki şivan hücresinin görevi neydi? Hadi söyle bakalım bana. Hadi sınıf. Harikasın. Miyelin kılıf üretebilme özelliğine sahip. Nerede yapıyordu bunu? Harikasın. Çevresel sinir sisteminde. Son bir tane kaldı. Kalanı söyleyebilecek olan var mı? Hadi bakayım şöyle. Son bir tane kaldı. Hangisiydi? Hangisiydi? Hemen gelsin cevap. Harikasınız. Astrositler. Astrositlerin görevi neydi? Söyle bakalım bana. Astrositlerin görevi. Harikasınız. Kan ve beyin arasında
alışverişi sağlayabilmek arkadaşlar. Hocam ben çok iyi anladım, mük anladım, harika anladım diyen kaç kişi bakayım göreyim. Bakın ezberlemediniz aslında küçük tüyolarla işin olayını rahatlıkla öğrenmiş olduk sevgili arkadaşlar. Evet. Mükemmel ya, mükemmel ya, harika ya. Evet, şimdi devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik bir sinir hücresinin yapısını görüyoruz şu anda canlarım benim. Bakalım bu sinir hücresindeki yapıda neler mevcut? Şimdi arkadaşım bak, şu şekilde ağacın dallarına benzeyen bir alan var gördünüz mü? Bakın beyazla çiziyorum görünebilmesi için. Tıpkı ağacın dallarına benzeyen bir nöron yapısı var. Peki bunun adı nedir arkadaşım? Unutma ki bunun adı dendritlerdir arkadaşlar. Peki geldim şu alana bakıyorum, şu alana geliyorum. Bakın şu alanda ne var? Hücre gövdesi dediğimiz kısım mevcuttur. Akabinde boyunca uzanan aksonu görüyoruz ve burada sevgili arkadaşlar diğer sinir hücresiyle nöron yapan akson uçlarını görüyoruz. Yani bir nöronda olmazsa olmaz 3 tane alan vardır. Hemen yazalım. Bir nöronda 3 kısım bulunur. Nedir sevgili arkadaşlar? Sıralamalı şekilde yazalım. Önce dendrit vardır. Dendritten sonra ne var? İki gözümün çiçekleri. Hücre gövdesi vardır. Harikasınız. Sonra ne var? Söyleyin bakalım bana. He, hocam akson var. Ardından ise akson ucunun olduğunu söylemem mümkün. Harikasınız canlarım benim. Bakın bu şekilde olayı halletmiş olduk. Unutmayalım. Bu olmazsa olmaz bir nöronda bulunması gereken alanlar. Tamam mıyız canlar? Şimdi bakalım her nöronda olmayan yapıları görelim. Nedir? Miyelin kılıf ve Ranvier boğum dediğimiz alanlar her sevgili arkadaşlar nöronda olmayabilir. Mesela burada miyelin kılıf yapılmış ve şivan hücresi tarafından yapıldığı söyleniyor bana buradaki miyelin kılıfın. Ben o zaman bu sinir hücresine merkezi sinir sisteminde mi demeliyim? Çevresel sinir sisteminde. Yapıştırı gelsin arkadaşım. Çevresel sinir sisteminde gerçekleştiğini söylemem mümkün. Peki hocam Allah'ını seversen bu miyelin kılıfın görevi nedir? Yapısında ne vardır? Miyelin kılıf nasıl bir yapıya sahiptir? Unutmayalım ki canlar miyelin kılıf yağlıdır, yağlı. Mesela biz Antep'te beyran diye bir şey yeriz arkadaşlar. Gideriz beyran yemeğe. Adam getirir bizim önümüze şak beyin kavurmayı koyuyor. Ya Gaziantep'li hoca ders anlatınca hep yemek örneği olacak arkadaşım. Başka bir şey olmasını bekleme yani Serhat. Oo, biz yemeklerle ders anlatıyoruz. Annelere tarif veriyoruz şu zaman. Şimdi bakacak olursan. Biz Sakıp Usta'ya kelebeğe falan gittiğimizde sevgili arkadaşlar. Adam geliyor böyle demir kabın içerisine beyin kavurmayı şak diye önümüze koyuyor. Hocam niye al ye bunu diyor. Çok güzel, çok lezzetli diyor. Bizim arkadaşlar şöyle bir ekmeğimi bandırıyor. Bakıyorum ki beyin. Beyinde de yüksek oranda ne var? Yağ var. Yediğimiz zaman sevgili arkadaşlar unutmayalım ki yüksek oranda yağ hissediyoruz. Bırak şunu soralım. Ya hocam şimdi yani beyinde neden yağlı bir yapı biz arıyoruz ya da neden beyin yağlı bir formasyona sahip olmak zorunda? Tamamı tabii ki de yağdan oluşmuyor. Unutmayalım ki beyinde yapıya katılma oranında ilk sırada yağ vardır. Sonra protein vardır. En az miktarda da unutmayalım ki karbonhidrat vardır arkadaşlar. Peki neden yağlı? Normal bir zeminde gidiyorsun ve bir damla yağ damlatıldı. Deydan ne olur? Haşırttı bilek bor. Nasıl bilirdiniz? Kayar gidersin işte. Bak yağlı olan alanda iletim çok daha hızlı olur. Şu an sen beni görüyorsun, işitiyorsun, duyuyorsun. Bak bunların hepsi aynı şekilde, aynı anda ve bozulmadan ilerleyen bir yapıya sahip. O zaman ne olur iki gözümün çiçeği? Bunların hepsinin aynı anda gerçekleşebilmesi için iletimin çok hızlı olması gerekir. O zaman yüksek oranda beyinde miyelin kılıflı nöronların olduğunu söylememiz mümkün arkadaşlar. Beyin nasıl bir yapıya sahipmiş? Yağlı. Ara ara bu miyelin kılıfın olduğu yerler boğumlanmalar yapıyor. Oranın adı nedir sevgili arkadaşlar? Adı üstünde bakın. Ranvier boğumu dediğimiz
kısımdır. Şöyle şurayı sildiğimde daha net olarak göreceksiniz arkadaşlar. Bakın şurası miyelin kılıfın olduğu alanlar. Miyelin kılıfın ara kısımlarında şu şekilde bakın iki gözümün çiçekleri boğumlanmalar görüyoruz. Bak şu alanda, şu alanda, şu alanda gördünüz mü? İşte bunlar ramyer boğumları dediğimiz kısımlardan. Bunu hep şeye benzetiyorum. Şu şeker bayramında bize şekerler verilir hani. Kent şekerler böyle her iki taraftan büzülmüştür hatta. Ona benzetiyorum sevgili arkadaşlar. Sanki onun etrafındaki kılıf gibi sarmış, belli alanlarda boğumlanma yapmış. Buradan aklına gelebilir. Burada anlamadığın herhangi bir yer var mı? Yemek örnekleriyle ders anlatıyoruz. Gaziantep'li hocadan ders böyle anlatılır işte. Evet canlar, buraya kadar anlamadığınız, tekrar etmemi istediğiniz bir yer var mı? Tamam, devam ediyorum. Mesela bir uyarı gelmiş olsun. Hadi bakalım sınıf. İlk kim alacak? Dendrit mi? Hücre gövdesi mi, akson mu alır? Tabii ki de ağacın dalları gibi yayılan kısım dendrit alacaktır. Bunu unutmayalım. Dendritten nereye geçecek uyarı? Hadi bebeğim uyarıyı taşıyalım. Dendrit uyarıyı aldı. Uyarı al bebeğim. Tamam aldım diyor. Nereye gidecek? Hücre gövdesine. Hücre gövdesinden aksona, aksondan akson ucuna doğru ilerleyecek arkadaşlar. Demek ki bir sinir boyunca iletim nereden nereye oluyor sevgili arkadaşlar? Dendritten aksona doğru olan bir yapıya sahiptir diyoruz. Buraya kadar anlamadığınız herhangi bir yer var mı? Yok diye düşünüyorum. Şimdi geldiğim bazı Latince kelimeleri sevgili arkadaşlar. Unutmayalım ki, bak unutmayalım ki bir sinir hücresinde zar ifadesi görüyorsanız lemma karşılığı vardır. Mesela nörolemma deriz mesela. Nöron zaten ne demek? Sinir demek. Dur bir saniye kalemin ucunu düzelteyim. Nöron sinir demekti. Zaten biraz önce öğrendin. Lemma'nın karşılığı Latince'de zardır sevgili arkadaşlar. Evet KPSS için de anlatıyorum. Sinir hücresinin zarını ifade ediyor bakacak olursak. Nöron ne demekti? Sinir. Plazma ne demekmiş Latince karşılığı? Stoplazma, yapıştır gelsin sinir hücresinin stoplazması. Bak ben bir lemmayı öğreniyorum, birçok şeye bağlayabilirim. Sana ileride hocam anlatırken diyecek ki çekirdek zarı, karyolemma diyecek. Karyo çekirdek demek, lemma zar demek, birleştir. Geçmiş olsun bak cebe attın. İleride sana kas hücresini anlatacak, diyecek ki kas hücresinin zarı sarkolemmadır diyecek. Sarko kas demek, lemma zar demek, birleştir. Kas hücresinin zarı. Ezberlerseniz işiniz zor ama mantığını öğrenirseniz, bir şey bir kere öğrenirseniz birçok yerde kullanabiliyorsunuz. Bak bir lemmayı öğrendin, kaç kelimeyi bağladın. Nörolemma sinir hücresinin zarı. Aksolemma akson hücresinin zarı. Karyolemma çekirdek hücresinin zarı, çekirdeğin zarı. Sarkolemma kas hücresinin zarı. Aba bir lemmayı öğrendin ha. Bak geçmiş olsun, dört tane kelimeyi anında bağlamış olduk. Geldik devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Stoplazma ifadesi de unutmayalım ki plazma karşılığını buluyor Latince'de. Nöroplazma sinir hücresinin stoplazması cepte. Aksoplazma akson hücresinin stoplazması cepte. Karyoplazma çekirdeğin stoplazması cepte. Sarkoplazma kas hücresinin plazması. Bakın birçok şeyi öğrenmiş oluyorsunuz. Örnekler çok çok önemlidir Latince'de, bunu unutmayın. O zaman size bir soru. Miyelinli nöronlarda mı iletim daha hızlıdır? Yoksa miyelinsiz nöronlarda mı canlarım benim? Tabii ki miyelinli nöronlarda. Niye hocam? Yağlı bir yapıya sahip miyelinli nöronlarda iletim miyelinsiz nöronlara göre daha yağlı bir formattadır diyoruz canlarım, ciğerlerim. Peki görevlerine göre nöron çeşitlerini değerlendirecek olursak 3 çeşit nöronun olduğunu söylememiz mümkün. Peki bunlar nelerdir arkadaşlar? Dikkat edelim. Duyu nöronu, ara nöron ve motor nöron olmak üzere 3 gruba bağlandığını söylememiz mümkün. Peki duyu nöronu nedir? Duyu nöronunun görevi uyarıyı alabilmektir. Ara nöronunun görevi nedir? Değerlendirip cevap oluşturan kısımdır. Motor nöron nedir arkadaşlar? Tepki organına iletmekte görevlidir. Şimdi bir nöronda bu 3 tane yapı sevgili arkadaşlar, duyu nöron, ara nöron ve motor nöron birbirine aktararak tepki organına iletebilme özelliğine sahip diyoruz. Ben bunu hep şuna benzetiyorum arkadaşlar. Hırsız, polis ve amir ilişkisi var. Nasıl hocam?
Mesela duyu nöronu polis olur. Hatta duyu nöronunun kısmı hırsız olsun, tamam mı? Uyarıdır onun için. Uyarıyı alır. Tamam mı? Kimdir polis? Değerlendirir arkadaşlar. Bir cevap oluşturur. Peki geldik nereye iletir? Amire. Tepki organına der ki amirim bu bunu çalıyor der. Bak sistem böyle ilerliyor. O zaman ilk olarak uyarıyı alan kısımda kim vardır? Duyu nöronu. Bu kime iletir? Ara nöron. Ara nöron kime iletir? Motor nöronu iletebilme özelliğine sahiptir sevgili arkadaşlar. Peki sana soruyorum. Duyu nöronun zarar görürse uyarı alabilir misin? Hadi bakalım. Duyu nöronun zarar görürse uyarı alır mısın? Alamazsın. Peki güzel bir örnek verebilir misin hocam? Örneğin lokal anestezi. Anestezi demek bir yerin uyuşturulması için kullanılan bir yapı. Peki lokal anestezi dediğimiz zaman bölgesel olarak uyuşturmayı ifade eder. Örneğin senin parmağını tuttun, kestin. Gittin doktora. Seni tamam tüm mü bayıtıyorlar? Yo, parmağının olduğu alana sevgili arkadaşlar unutmayalım ki lokal anestezi uyguluyorlar. Lokal anestezi uyguladıktan sonra adam burada parmağını yorgan diker gibi dikiyor. Ama sen hissediyor musun bunu? Yok. Hiçbir şekilde hissetmiyorsun. Ama istesen parmağını çok rahatlıkla oynatabilirsin. Çünkü ara nöronun çalışabilir vaziyettedir arkadaşlar. Ama dikerken, yorgan dikerken gibi iğnenin hiçbir şekilde uyarısını almaz veya hissetmezsiniz. Bakın bu bir örnektir. Size zaten nöroloji uzmanı değilsiniz arkadaşlar. Tutup da size hani lokal anestezi kısmı çok detaylı bir soru yani duyu organı zarar görürse kısmında çok detaylı bir soru gelmez. Çünkü siz nöroloji uzmanı değilsiniz. Size soracakları temel bazda şeyler vardır. Ara nöron kısmına geldik. Ara nöron da ise değerlendirip cevap oluşturan kısımdı. Şimdi bir insanın ara nöronu zarar görürse uyarıyı alabilir. Çünkü duyu nöronu çalışıyor. Peki değerlendirip cevap oluşturabilir mi? Hayır arkadaşlar. Bu gruba da örnek olarak neyi verebiliriz? Felci örnek verebiliriz. Mesela felç bir insanın ayağına sıcak su döküldüğünde sevgili arkadaşlar sıcak suyun döküldüğünü görür. O uyarıyı alır. Peki o sıcak suya karşı ayağını çekebilir mi? O değerlendirmeyi yapabilir mi? Hayır yapamaz. İşte bakın felç bu gruba örnektir diyoruz. Motor nörona geldi sevgili arkadaşlar. Tabii ki de hissedemez. Hissetseydi zaten ne olurdu? Ona karşı bir tepki vermiş olurdu. Hatta dikkat edin bizim filmlerimizde belden aşağı tutmadığı zaman doktor geliyor topuğa iğne batırıyor. Ama hissetmiyor hiçbir şekilde. O zaman diyor geçmiş olsun. Belden aşağısı tutmuyor diyor yani. Bizim dizilerimizde falan görmüşsünüzdür. Peki bakacak olursak. Vallahi biraz daha işleyeceğim, biraz daha anlatacağım. Normalde 40 dakika dediler ama kaç geçiyor bakayım bir. Hemen bakalım. 35 geçiyor. Ben biraz daha uzatacağım arkadaşlar. Şimdi bakalım arkadaşlar. Sözlü vermiyorum Serhat. Motor nöron kısmına geldik. Motor nöron kısmına bakacak olursak tepki organı iletebilme özelliğine sahip. Buraya örnek olarak neyi verebiliriz sevgili arkadaşlar? Tabii ki de botoks uygulamaları. Ülkemizde çok ciddi örnekleri var sevgili arkadaşlar. Seda Sayan ve Ajda Pekkan olmak üzere. Kadınlar gülüyor mu, üzülüyor mu, ağlıyor mu belli değil. Hepsinde şöyle vaziyetteler, böyle konuşuyorlar. Şöyle. Yüz böyle gerilmiş arkadaşlar böyle oldu. Ondan sonra kadının ağzından salya koyuyor. Ajda Pekkan'ın röportajlarını bir izleyin. Kadın hissetmiyor bile düşün yani. Burada salyalar akıyor hissetmiyor. Niye? Motor nöron ağzını yüzünü böyle çarpmış yani bakacak olursa. Botoks uygulamalarıyla beraber tepki organına iletilen hiçbir şey yok. Kadın gülüyor mu, üzülüyor mu? Mimik yok sevgili arkadaşlar. Bakın kas, bez çalışmıyor. İşte bu motor nöron tahribatını ifade ediyor iki gözümün çiçekleri. Buraya kadar anlamadığınız herhangi bir yer var mı? Bizde ders böyle anlatılıyor arkadaşlar. Biz böyle işledik. Düşünün TYT kısmını. Şimdi AYT kısmına geçeceğiz. İnşallah güzel bir şekilde o kısmı da halletmiş olacağız. Evet. Gözüm çıktı yalnız. Bayağı bir kaşındı. Nazar ettiniz. 2 dakikada nazar ettiniz beni. Evet şimdi sevgili arkadaşlar bakalım. O zaman bir uyarının taşınım yönüne bakacak olursan.
Nedir? Reseptörler, unutmayalım ki duyu organlarına bu yapıyı verir. Reseptör nerede yer alıyordu arkadaşlar? Bakın, reseptörler duyu organlarının içinde yer alır. Şuraya hemen yazalım. Duyu organı içinde. Öncelikle duyu organı uyarıları alacak. Bunu duyun nöronuna, yani beyindeki alanlara verecek, gönderecek. Çünkü beyin duyu organlarını işçi olarak kullanıyordu. İlk başta söylemiştim. Reseptörler alacak duyu organları. Bunu nereye verecek? Duyu nöronuna. Oradan araya, aradan motora, motordan efektör organına taşıyabilme özelliğine sahiptir diyoruz. Tamam mıyız canlarım? Bir uyartı o zaman bu yolu izleyebilme özelliğine sahip diyoruz. Peki canlarım, elimizde iki tane sinir hücresi olursa olay nasıl ilerler? Arkadaşlar, unutmayalım ki uyarı dendritten hücre gövdesine gönderildi. Şöyle bir çizelim iki gözüm. Gel bakalım. Uyarıyı alalım. Dendritler uyarıyı alsın hocam. Hücre gövdesine iletti. Hücre gövdesinden aksona, aksondan hocam akson uçlarına doğru verildi. Aksondan iki gözüm. Şurada sinaps dediğimiz bir boşluk var. Sinaps alanına gönderilir. Burada da ayrı bir iletimin olduğunu söylememiz mümkün. Ardından sinapslarda nereye doğru ilerleyecek? Tekrar diğer nöronun dendritine, dendritinden hücre gövdesine, hücre gövdesinden unutmayalım ki aksona, aksondan akson ucuna doğru ilerleyen bir yapıya sahip olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Canlarım benim. Bir sinir boyunca, yani dendritten aksona boyunca nedir? Elektrokimyasal bir iletim vardır. Yani burada sodyum, potasyum pompaları falan kullanır. Hani sizin böyle çalışırken bayıldığınız bir alan var ya, polarizasyon, depolarizasyon, repolarizasyon dediğimiz alanlar var. Miyelin kılıflarında atlamalı iletimler var. Ne ararsanız var arkadaşlar. Bu alanda elektrokimyasal bir iletimin olduğunu söylememiz mümkün. Ardından sinapslara düşüyor uyartı. Sinapslarda ise aksondan sevgili arkadaşlar dendritlere doğru ilerleyen bir yapıya sahiptir. Burada ise özel maddeler kullanılır. O maddelerin adı, hemen yazıyorum iki gözümün çiçekleri, maddeler. İşte bu nörotransmitter maddeler kullanılarak uyarı sinaps boşluğundan diğer nörona taşınmış oluyor. Diğer nörona geldikten sonra tekrardan elektrokimyasal iletime ilerler. Hocam, o zaman şöyle bir bakacak olursam, bir nöron boyunca uyarı dendritten aksona. Okey, cepte. Sinapslarda ne oluyor? Aksondan diğer hücrenin dendritine, dikkat, fıçağı yeme bu noktada. Ardından diğer nörona geldiğinde ne oluyor? Tekrardan dendritten aksona doğru ilerleyen bir yapıya sahiptir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, buraya kadar anlamadığınız herhangi bir yer kaldı mı? Anlatmamı istediğiniz, tekrar etmemi istediğiniz bir alan var mı? Ben buraya kadar çok iyi anladım diyen 3 tane artıyı göndersin. 3 artı. Bekliyorum. Zeliha Çelik 3 artı. Yaren 3 artı, Gözde 3 artı, Nurcan 10 artı. Evet, dur bir dakika hocam. Bu nörotransmitter maddeleri bilmeli miyiz? Tabii ki de onları da bilmeniz gerekli. Harikasınız canlarım. Evet, şimdi eşlik değer muhabbetine geldik. Bir nörondaki minimum düzeydeki uyarı şiddetine ne denir sevgili arkadaşlar? Unutmayalım ki eşlik değer denilebilme özelliğine sahip. Şimdi sendeki eşlik değerle bendeki eşlik değer aynı mıdır? Tabii ki de değil. Arkadaşlar, babaların eşlik değeriyle annelerin eşlik değeri de farklı. Annem hasta oluyor. Hasta olurken kadın çamaşırları yıkıyor, bulaşıkları yıkıyor, yemek yapıyor. Babam bir hasta olsun, aman Tanrım. Yatak döşek yatıyor. Babalarınız duymasın diye böyle anlatıyorum ha. Şimdi babaların eşik değeriyle annelerin eşik değeri bir değil. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Hani cinsiyetçi bir yorum yapmıyorum bakın. Sakın öyle değerlendirmeyin. Erkekler güce dayalıdır. Kadınlar ise acıya dayanıklıdır. Kadınların acıya dayanma olasılığı eşik değeri çok daha yüksektir sevgili arkadaşlar. Ya hiç değil, hiç değil. Bak, size de güce dayalı dedim. Sizde de güç bizden yüksek yani. Serhat. Şimdi mesela bazısı vardır, uykusunda en ufak bir ses geldiğinde uyanır.
Bağsında top patlasan duymaz. Yanında zurna çal, davul çal kalkmaz. Düğün salonunda uyuyan var sevgili arkadaşlar. Düğün salonunda daha yani uyuyabilir miyim hiçbir şekilde düşünmüyorum. Ya en ufak bir seste bile uyanıyorum. Eşikler inanılmaz düşük. Düğün salonunda bir o ben olabilirim ya. Evet arkadaşlar, o zaman ne diyoruz? Herkesin eşik değeri birbirinden farklıdır. Mesela şu anda ben bazılarının eşik değerini etki ettim. Lan dedi, Bahsin ne kadar güzel ders anlatıyor bu hoca. Bazıları dedi ki aman bu hoca da ne ya falan. Çünkü bak herkesin eşik değeri farklı arkadaşlar. Yani herkese hitap etmek mümkün değil. Ben konser duymuştum. Hangi konserdi o? Evet canlarım. Buraya kadar yeterli. Dersimizin süresini uzatabildiğim kadar uzattım. Tanıştığıma çok memnun oldum arkadaşlar. Bizimle beraber dönem boyunca AYT dersi işlemek isterseniz buyurun gelin. Beraber takılalım. Derslerimizi işleyelim güzel güzel. Sene boyu böyle gerçekten çok eğlenceli işliyoruz dersimizi. Hadi bakalım. Hiç kaçırmadan gelin lütfen. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar paketi almanız lazım. İzlet detaylar için sistemdeki kişilerden bilgi alabilirsin. Tanıştığıma çok çok memnun oldum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Annenize babanıza selamlar. Evinize davet ettiniz. Sesimiz yankılandı. İnşallah rahatsızlık vermemişizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet. Goodbye.